Merhaba arkadaşlar. Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un 10 Nisan 2018 tarihli Mektup başlıklı köşe yazısıyla yeniden birlikteyiz. Mektup Cumhurbaşkanı'ndan ev adresimize geliyor. Hemen açmadık. Aydın Doğan selam verdi. Koca Hürriyet grubu gitti. Nazlı Ilıcak zarfları açtı. Hapiste. Kumpası birlikte zarfladıkları gazetecilerin yarısı içeride yarısı yurt dışında firar. Ajda telefonu açtı, 40 yıllık pop starlık bitti. Hasan Cemal mektuplaştı, hapis verdiler. Mehmet Altan yetmez ama evet dedi, hapishaneyi yol eyledi. Zarfı işte orada, sehpanın üzerinde. Evdekiler, polise haber verelim mi? Dediler, açtık. Mektupta, var gücümüzle Güçlü Türkiye için çalışıyoruz diyor. Her alanda Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttük diyor. Bugüne kadar yaptıklarımız yetmiyor. 2023 vizyonumuzla çok daha büyük hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyoruz diyor. O zaman kesin bu mektup oradan geliyor dedim. Hiç şüphe yok. Çünkü kimse böyle yapmış gibi yapamaz. İmza Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Mektup, 35 milyon kişiye atılan mektuplardan birisi. Karizma sahibi liderin bize de mektup atıldığından haberi tabii ki yoktur. Zarfın içinde minik bir torbaya da çam tohumları koymuşlar. Selam sabahtan sonra tohumları ekersek daha yeşil bir Türkiye için el ele diyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi akıllıca bir kampanya. İyi de Ziraat Bankası'nın parası ile parantez içerisinde 700 milyon dolar yandaşa hürriyeti al, Ziraat Bankası medyaya dalsın. Tohum ekmek de bize mi düştü? Kimse korkusundan soramıyor. Yandaşa milletin parası ile gazete almak Ziraat Bankası'nın görevi mi? Ayrıca tüm ormanların yağmacılara satılması için şu anda kanun yapan adamdan size de zarfta tohum gelirse sakın atmayın ekin bu karanlık dönemin hatıra ağacı olsun arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz sayın Bekir Coşkun'a duyarlı köşe yazısı için eğer ki beğen tuşuna tıklarsanız arkadaşlar, video YouTube tarafından daha çok önerilecek ve daha çok arkadaşımız bu köşe yazısından haberdar olacaktır, faydalanacaktır. Benim bu köşe yazılarını seslendirmemin nedeni görme engelli arkadaşlarımızın ya da okumakta zorlanan yaşça büyüklerimizin ya da bir yandan bir işle uğraşırken diğer yandan da köşe yazısı haber dinlemek isteyen arkadaşlarımızın köşe yazılarına ulaşmalarını kolaylaştırabilmek. Oynatma listem sesli köşeye ya da kanalıma abone olursanız her gün bir iki köşe yazısı seslendiriyorum kaçırmazsınız arkadaşlar teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için İyi günler dilerim.